Çocuklarda televizyon ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz? Eğer nasıl kısıtlayabiliriz sorusuna kadar gelebilmiş bir aileysek eğer, zaten bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hala televizyonu ve tableti sınırsız kullandıran, çocuğun oyuncağı haline getiren veya bebek bakıcısı olarak değerlendiren ailelerin mevcut olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bilinçli, farkındalığı yüksek olan ve zararlarının bilincinde farkında olan tüm aileler gibi hepimiz çocuklarımızı televizyondan ve tabletten kontrollü bir şekilde istifade etmelerini istiyoruz. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle çocuğumuza doğduğu andan itibaren bazı kuralların var olduğunu anlatmamız gerekir. Televizyon 24 saat açık kalması gereken, buzdolabı gibi hiç durmadan çalışması gereken bir cihaz değildir. Televizyon izleneceği zaman açılır, izlenmediği zaman kapanır. Bu nedenle lütfen evinizdeki televizyonun kumandasını sadece ses ya da kanal değiştirmek için değil, ara sıra açıp kapatmak için de kullanınız. Böylece çocuğunuz da gerekmediği, izlemediği zamanda kapatmayı, tercih etmemeyi, ona sona erdirmeyi öğrenecektir. İkincisi, çocuğunuzun izleyeceği programları anne baba olarak siz belirlemek zorundasınız. Çünkü ne yazık ki çocuklarımız henüz böyle bir seçicilik durumuna erişmiş değiller. O nedenle hangi programları izleyebilir, hangi programlar hangi saatte yayınlanır, anne baba olarak biz bunları bilmekte yükümlüyüz. Bu seçeneklerin arasından çocuğumuza seçenek sunmak kabul edilebilir bir demokratik yaklaşım olarak düşünülebilir. Ancak bir dizi mi, bir eğitici bir çizgi film mi gibi bir seçenek çocuk için geçerli değil tabii ki. Bu nedenle çocuğumuzun izleyeceği ve bizim izleyeceğimiz programların farklı olması da oldukça doğaldır. Bir ikincisi tablet kullanımı. Tablet kullanımı televizyon kadar eski bir geçmişe dayanmadığı için bilimsel araştırmalar uzun vadedeki olumsuz etkileriyle ilgili bize çok sağlıklı sonuçlar vermiyor. Ancak tahmin ederiz ki görsel olarak ve göz sağlığı, beyin sağlığıyla ilgili şu ana kadarki açıklamalar, şu ana kadarki yapılan değerlendirmeler faydaları ve zararlarını karşılaştırdığımızda zararlarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor çok net bir şekilde. Bu nedenle tablet kullanımını özellikle 6 yaşa kadar günde 1 saati geçmeyecek şekilde ve bunun da 2 bölüm halinde yapılmasını yarımşar saat yarımşar saat tavsiye ediyor pek çok uzman. Çünkü böylece hem gözü çok yorulmamış oluyor, odaklanma sorunu yaşamamış oluyor hem de sürekli yarım saatten fazla hareketsiz kalmamış oluyor çocuklarımız. Yemek yedirirken tablet, televizyon kullanmamaya özen göstermemizi tavsiye ediyorum. Uykudan önce başka bir aktivitenin yerine anne biraz dinlensin diye en doğal hakkımız elbette ama tabletin, televizyonun oyalama aracı olmadığını, sadece iyi vakit geçirmek için ara sıra değerlendireceğimiz bir seçenek olduğunu unutmamakta fayda vardır. Tablette de televizyonda da çok gelişmiş teknolojiler kullanıldığı için çocuk kilitleri, çocukların ulaşabileceği programların sınırlandırılması gibi özellikler vardır. Biraz araştırırsak bunları da çok sağlıklı bir şekilde kullanacağımıza inanıyorum.